Bir insan sabahın köründe kalkıp mutlu olabiliyorsa bunun tek sebebi vardır. Ya ülkeyi terk ediyordur, ya aşıktır, ya da çok para kazanıyordur. A şıkkı diyorum. Ülkeyi terk ediyorum şu an. Ve çok önemli bir şey için terk ediyorum. Yani ülkeyi terk etmek demeyelim de işte arkadaşlarımla buluşacağım ve çok büyük bir fuarda, dünyanın en büyük fuarını sizlerle birlikte paylaşacağım. Gerçekten ama gerçekten çok heyecanlıyım. Yani sabahın köründe altısında kalkıp da gitmek, başka hani nasıl kaldırabilirdiniz beni yataktan diye sorsam hiçbir cevap veremezsiniz. Çünkü uykuyu çok seven birisiyim. Ama bugün işler biraz tersine döndü ve erken kalkmak durumunda kaldım. Havalimanına gideceğim. Havalimanından sonra güzergahımız Düsseldorf. Bütün anları sizinle paylaşacağım. Güzel bir vlog olacağını düşünüyorum. Bundan sonra devamlı zaten vloglar ardı ardına kesilmeden gelecek. Yani çok güzel bir vlogla başlamış olacağım bence. Geri dönüşüm muhteşem olacak. Ama ilk önce Türkiye sınırlarından çıkmamız lazım. Çıktıktan sonra rahat rahat takılabileceğiz inşallah. Birazdan izleyeceğiniz görüntüler bizim ülkemizde de yaşanır. Niye olmasın? Bunun için uğraşıyoruz. Belki ileriki safhalarda bizim ülkemizde de böyle güzel görüntüler, böyle güzel kareler yaşayabiliriz. Belki bir gün onu da videoya çekerim. Bakalım, göreceğiz. Ama ben açıkçası şu an için hani şu yoğunlukta ülkenin gündeminde buna sıra geleceğini pek düşünmüyorum. Gelecek ama yavaş gelecek. Yavaş yavaş ilerleyecek bence ülkede bir takım şeyler. Her şeyde olduğu gibi. Dolayısıyla bekleyeceğiz. Yapacak bir şey yok şu an. Gelin biz yolculuğumuza devam edelim. Havalimanından indik. Soru sordum herkes. Şans eseri ilk defa İngilizce biliyordu. Şimdi otele doğru geçelim. En sonunda otelime geldim. Normalde kasabada kalacaktım. Hep kasabada kalıyorum fuar zamanlarında. Fakat bu sefer şehrin içinde bir oteli tercih ettim. Tek kişilik oda yoktu. Herkes fuar zamanı buraya saldırıyor. Dolayısıyla iki kişilik oda tutmak zorunda kaldım. Oda da bayağı büyük. Birazdan gösteririm. Ama şu an ilk önce hemen buranın o enfes böyle şinitzellerinden bir tanesini yemek istiyorum. Size göstereceğim ve daha sonrasında da buranın işte konumuyla alakalı size birazcık manzaralardan böyle bir sunum yapmak istiyorum. Manzara derken gerçi her yer yeşillik zaten burada, yani bizim ülkedeki gibi, Türkiye'deki gibi böyle şey yok. Binalar, beton falan, her yer yemyeşil. Dortmund, Düsseldorf,
İşte burası ham, her yer yemyeşil. Dolayısıyla insan yeşilliğe doğuyor, insan olduğunu hatırlıyor. Umarım Türkiye'de de böyle yeşillik alanlar daha da çoğalır. Yoksa işin sonu kötüye doğru gidiyor. Şimdi gelin hep beraber biraz yürüyüş yapalım. Stangle'dayım ve buraya normalde rezervasyonsuz almıyorlar. Ben dün yapmıştım bu saat için ve gelen giden inanılmaz kalabalık. Ama şu şinisele değmez mi? Yani mantarlı, üzerinde özel bir peynir var ve yanında barbekü de sotelenmiş. Mantarlı patates var, salata var. Ben yarısını yedim, dayanamadım. Biraz da boşalmasını bekledim buranın çünkü inanılmaz bir ses vardı. Şimdi rezervasyon şeyi değişiyor, zamanı değişiyor ve kalkanların yerine başkaları gelecek. Yani Almanya'da en sevdiğim şey, ki bence dünyanın en iyi mutfağı Almanya'da. Yani Asya mutfağı, işte daha doğrusu yani bütün kıtaları birleştirsek bence dünyanın en iyi mutfağı Almanya'da. Ve buraya yol düşen biri olursa mutlaka şinitzel yesin, pizza yesin. İtalya'dan çok daha iyi yapıyorlar. Ve yani şekerlemeler, tatlılar. Aklıma şu an o kadar çok şey geliyor ki burada yiyeceğim. Tutacağım ama kendimi. Yarın da var çünkü. Yarın da birkaç bir şey yiyeceğim. Ama genel anlamda hani konuşursak şinitzel buranın bir numarası. Tabii ki birası mükemmel. Her tür birası ve bizim fiyatımıza burada içiyorsunuz ama onların hani parasıyla 4 TL gibi bir şey yapıyor ama Türkiye'deki birayla kıyaslarsak aynı parayı içiyorsun ama daha kalitelisini içiyorsun. Dolayısıyla buraya gelen kişiler için söylüyorum. Almanya'da Dortmund, işte Ham, işte Senderost, Düsseldorf. Yani nereye giderseniz gidin bu çevrelerde, ki Münih'te de öyle. Ya Almanya genel olarak ele alırsak zaten birada çok iyiler ama Şinitzel'de de gerçekten hani dünyada yapılabilen en güzel Şinitzel'i yapıyorlar. Nasıl yapıyorlar bilmiyorum. Hep aynı lezzette, hep aynı kalitede. Benden şimdilik bu kadar, yemeğimi bitirmeye çalışacağım. Çok büyük porsiyonları var. Doydum şu an ama tabağımda da bırakmak istemiyorum çünkü bir daha yiyemeyeceğim. Bu şehrin en güzel özelliklerinden biri binalar. Maksimum 4 katlı, 3 katlı. Yani çok büyük, çok uzun binalar yok. Yani büyük şehirde yaşayanlar hani böyle bunalıyor ya. Bunalmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi, bak görüyorsunuz. Hiçbir aralıkta uzun bina yok ve hepsi çok kısa. Yani şu sokakta yaşamak bence ömrü 20 sene uzatabilir. Gerçekten her yer yeşillik. İnsan huzur buluyor yani. Bütün dert, tasa, her şey bir anda bitiyor. İnsanlar o yüzden burada zaten stressiz iş ortamında çalışıyor. Ve ondan sonra da geri kalan zamanı hobilerine verebiliyor. Bakar mısınız? Mükemmel ya. Bir ülkenin hayvanlara verdiği değeri de buradan görüyorsunuz. 21-22 Eylül'de köpek ve kedi fuarı varmış. Yani Ham'da olanlar ya da Ham'a yakın olanlar Almanya'da bu fuarı kaçırmasınlar. Keşke ben de birazcık buralarda kalabilseydim, işim gücüm olmasaydı. Ama keyifli olacağını düşünüyorum. Yani kedi köpek Almanya'da metrolarda, her yerde, toplu taşımda rahat rahat gezebiliyorlar ve restoranlara kadar sokabiliyorlar. Köpekleri çok seviyorlar. Onlar için özel göz hastaneleri var. İşte branşlarına göre ayrılıyor. Bizim ülkemizde de, yani Türkiye'de genel anlamda büyük bir eksiklik var bence. Kedi ve köpek hastalıklarından bence çok çok iyi anlayan doktor. Yani hiç yok demeyeyim tabii de çok az var profesörler. Ama burada inanılmaz bir hayvanlara karşı ilgi ve sempati var. Yani bir hayvanın şu yoldan karşı karşıya geçerken arabaların bir anda frene basması, işte onları yol vermesi, yani işine mi geç kalacak ya da başka bir şey mi yetişecek hiç umurunda değil, yol veriyor. Yani inanılmaz bir sevgi var. O yüzden Türkiye'de de bu tip şeylere dikkat etmek lazım.
hayvanlar bizim kadar yaşam haklarına sahipler şehirlerin içinde. Kim olursa olsun uyarın ve biraz daha onları sevmeye çalışın. Eskiden çok fazla görüyordum güneş panelleriyle artık enerjisini üretenlere. Fakat artık neredeyse 10 evin 5'i güneş paneli kullanıyor. Ve herhalde yani Almanya'yı da bizim Türkiye'den 10 sene önde gördüğümüzü farz edersek 10 sene sonra da Türkiye'de yavaş yavaş güneş panelleri ortaya çıkacak. Gördüğünüz gibi yani daha 4 katlı ev görmedim burada. Ve burası aslında çok büyük bir yer. Yani İstanbul kadar ya da Ankara kadar büyük değil ama bir işte Bursa kadar falan büyük bir yer. Ve gerçekten ben böyle bir düzen görmedim. Yani Almanya'nın bütün şehirlerini neredeyse gezdim ama bu Ham'da detaylı böyle inceleme yaptığım, sokaklarını böyle ayrıntılı gezdim. İlk gezim oluyor. Bu kadar ya muhteşem sistemin üzerine oturulmuş bir şehir tahmin etmemiştim. Gördüğünüz gibi herkes bisiklete biniyor. Yani 80 yaşında, 90 yaşında insanlar devamlı bisikletin üzerinde ve doğayla iç içeler. Gördüğünüz gibi yemyeşil bir şehir. Bayıldım ya. Keşke daha önce bu kadar detaylı gezseymişim. Yani buranın yakın kasabalarını çok detaylı gezdim. Hani burası daha şehirdir, daha betondur falan dedim ama ön yargılı olmamak lazımmış. Muhteşem bir şehir yapmışlar ya. Yine Türkiye'deki eksiklerden bir tanesi vahşi köpekler için bakın özel alan yapmışlar. Maskesiyle birlikte gezebiliyor. Normal köpekler de burada serbestçe gezebiliyor. Hatta çoğu tasmasız geziyor zaten ama böyle saldırgan köpekler için özel alanlar yapmışlar. Maskesiyle birlikte şurada gezebiliyor ve bütün her yer yemişli olduğu için zaten diğer köpekler de bunun gibi rahat rahat gezebiliyor. Bir eksiklik daha bence ülkemizde bu. Vahşi köpekleri yadırgamıyorlar. Onlar için özel yerler yapıyorlar ve sosyalleşmesini sağlıyorlar. Bir şekilde onlara da kocaman alan yaratmışlar. Evet, sabahın 8.30'unda kalktık. Fuara doğru artık yavaş yavaş geçiyoruz. Rick'le buluşacağım. 3 senedir yakın dostum, Hollanda'nın hatta Avrupa'nın en iyi boğa üreticilerinden biri. Marco ile buluşacağız. Marco da Avrupa'nın en iyi zehirli yılan üreticilerinden bir tanesi. Ve sonrasında da var yani bir sürü kişiyle işte buluşacağız. Hatta hep beraber buluşacağız. Orada yemek falan da yiyeceğiz. Hepsi şu an fuarın heyecanıyla oraya koşturma içerisindeler. Ben dediğim gibi ilk defa fuar alanına yakın bir otel tuttum. Şehrin içinde tuttum. O yüzden ben rahat rahat şimdi yürüyerek gideceğim. Yaklaşık 3 kilometre falan yürüyeceğim. Normalde tren de var, işte otobüs de var ama burada yürümek gerçekten çok keyifli. Yani toplu taşım böyle hızlı olması açısından evet çok zaten alternatifi olan bir şehir. Ama yürümek gerçekten insana huzur veriyor ve kuş cıvıltıları, işte yemyeşil alanlar falan filan. Neyse lafı uzatmayacağım. Zaten ayılmak için bir kahveye ihtiyacım var. Orada şimdi güzel şeylerle çekimler yapabilirsem eğer, çünkü çekim yapmak yasak. Sadece arkadaşlarımın standlarını çekebiliyorum. Onlar izin verdiği için bana. Genel anlamda PETA örgütünün öyle bir yasağı var. Nedeni de işte belli değil. Yani hayvanların orada çekilmesini istemiyorlar. Hayvan haklarıyla alakalı bir durummuş. Dolayısıyla arkadaşlarımın standlarını, table'larını tanıdığım için, izin verdikleri için çekebileceğim. Fakat diğerlerinde durum ne olur ne biter söz veremiyorum. Elimden geldiğince sizlere bütün canlıları göstereceğim. Belgesellerde bile olmayan canlıları burada görebiliyorsunuz. 300 bin katılımcı olacak ve yani biz futbol sahasını düşünün. O futbol sahasının üzerine 4 kat daha çıkın. O kadar fazla masa oluyor, table oluyor ve o standlarda da herkes daha önceden parasını veriyor, ayırttırıyor ve canlılarını satışa çıkarıyor. Ürettiği canlıları ya da işte getirdiği canlıları, ithal ettiği canlıları. Böyle bir yer.
Zaten birazdan göreceksiniz. Genelde eğer bu sene de yoğun bir talep olursa 2-3 caddeyi kapatıyorlar fuar için. Çok yoğun oluyor ve inanılmaz bir kuyruk oluyor. O yüzden erken gitmek lazım benim gibi. Şu an işte kahvaltı bile yapmadan gittim. Zaten orada kafe alanları falan var. Rahat rahat kahvaltı yapabiliyorsunuz. Sonrasında da zaten bakacağız duruma göre. Arkadaşlarla buluşup yemek yiyip içip güzel bir fuar günü olacak. Haydi bakalım fuara doğru gidelim. Sincap'ı gördüm de tavşan ne alaka ya? Bakar mısın? Evet, kuyruk başlamış durumda diğer caddeye kadar ve birazdan bu caddeleri de kapatacaklar. Yani bir saat sonra falan bu caddeleri de kapatacaklar. Kuyruk başlamış durumda, daha açılmasına bir saat var. Cafe del Sol'un önüne geldim, Marco ile buluşacağım. O kuyruktan acil kopmam gerekiyordu, çok inanılmaz bir kuyruk vardı ki burası da bakın. İnanılmaz bir kuyruk var burada da. Marco ile buluştuktan sonra girişi yapacağım hama. Herkesin elinde gördüğünüz gibi şeyler var, strafor kutular var. O strafor kutuların içine canlıları koyup gidiyorlar. Biraz kuyruk da azalmış olur hamın girişinde. Herkes saldıracak şimdi bütün canlılara, rezerv ettiklerini falan alacaklar. Biraz rahatlasın, biz de girişimizi yapacağız. Beautiful.
Fuarında sonuna geldik. Her ne kadar verimli olmasa da video için çok fazla güvenlik önlemi vardı bu sefer. Yani bu sefer derken daha önceki seferlerde de çok izin vermiyorlardı. İzin aldığın zaman çekim yapabiliyordu. Fakat şu an bütün masaların başına böyle onarlı insanları yerleştirmişler. Kesinlikle görüntü almaya izin vermediler. Ben çok yakın arkadaşlarıma rica ettim. Zar zor çekebildiğim kadar çekebildim. Onları da zaten gördünüz ya da göreceksiniz. Daha edit yapmadım. Aynı zamanda İngiltere'de artık bir arkadaşımla buluştuk orada. Hognozlar üzerine bir iddiaya girmiştik. Öyle tanışmıştık Facebook üzerinden. Sonrasında işte fuarda yine görüşmüştük. Bu sene yine denk geldik. Yani yoksa görüşme planımız yoktu. Ve artık İngiltere'de kombolar yasakmış. Yani bol piton besliyorsan klasik besleyecekmişsin. Carpet piton besliyorsan işte klasik olanını beslemek zorundaymışsın. Gibi böyle artık tek gene dayalı bir sistem olmuş. Peki dedim ne yapacaksınız yani şu ana kadar hani ürettiğiniz ya da 6-7 yaşında onlar izinli dedi. Hani bundan sonrası için artık üretimde kombinasyonlar olmayacak dedi. Bu üzücü bir şey ama asıl üzücü bir şey çok üzülemedim. Bizim Türkiye'de çünkü yani insanların belgesi yoksa hayvanat bahçesi ruhsatı yoksa hiçbir şey besleyemiyor. Bugün 8 yaşındaki çocuklar, 5 yaşındaki çocuklar burada fuarda girip istedikleri canlıyı alıyorlar. Bu üzücü bir şey gerçekten. Yani bilinçlenmesi lazım. Herkesin, bütün dünya bunu serbest bir şekilde besliyor, süpermarketlere giriyor ya da işte fuarda biftek seçer gibi koleksiyonla canlı alıyor. Üretim yapıyorlar. O üretimden kazandıkları parayla da koleksiyonlarını genişletiyorlar. Başka canlılar alıyorlar. Yani şu an bu fuarda bir sene içerisindeki zaten 4 kere yapılıyor. Ve 4 kere yapılan gelir kaynağı 2 milyar dolar. Amerika'da bu kadar kazanç var mı? Var. Ama Bob Clark'la da bugün konuştum. Buraya da Bob Clark'ı koyuyorum. Bakın. Şey yaptık, bu 30 year challenge vardı ya, 10 year mıydı 30 muydu, ben öyle şeyleri çok takip etmiyorum ama 2006 senesinden 2016 senesinden 2019 senesine kadar olan fotoğrafımız, ikisini de buraya koyuyorum şu an. Şimdi kendisi de diyor, yani ben diyor gözlerim doluyor diyor. Bu Almanya'daki fuara geldiğimde Amerika'da bu kadar ilgi yok, bu kadar satış olmuyor diyor. Ve dolayısıyla ben zevkle 3 ayda bir buraya geliyorum. Çok mutlu oluyorum. Bu sene zaten gözleri doldu. Yani bu kadar kalabalık bir fuar ben görmedim. Zaten çok keyif alamadım o yüzden. Hiçbir standa doğru düzgün bakamadım. Tam bakıyorsun önüne başka biri geliyor. Tam işte bir canlıyla böyle iletişim kurmaya çalışıyorsun. Elinden başkası böyle bir dakika alabilir miyim, onu ben alacağım falan. Ya zaten geçmiş senelerde de bunu çok gördüm. Hani insanlar burada çok saygılı ama böyle beğendikleri bir şey olduğu zaman hemen hop üzerine atlıyorlar. O biraz can sıkıcı. Olsun.
çok güzel vakit geçirdim. Ya fuardan daha çok aslında burada doğada iç içe olmak, gördüğünüz videoda da yani sincaplar, işte tavşanlar, yolun yanından araba geçiyor. Sol tarafında işte bu canlılar geziyor. Çok müthiş bir şey oldu, deneyim oldu benim için ve bir daha geleceğim buraya. Yani sadece fuar için değil, gezmek için, kafa dinlemek için müthiş bir yer. Herkese tavsiye ediyorum ve birazdan size inanılmaz bir göl göstereceğim. Ben bayıldım. Bu manzarayla sizi baş başa bırakacağım. Evet, herkes Instagram'dan yazıyor. Yani abi fiyatlarında yazsana falan. İşte bira var ve yemek var. Dolayısıyla işte üzümler var. Üzüm bağlarının altında yemek yiyorum. Şöyle söyleyeyim, yani şöyle bir yemek artı işte bira. Burada yaklaşık 25-30 euro civarında. Onların parasına göre tabii çok ucuz da. Türk parasına şey yaparsanız, çevirirseniz ciddi bir para yapıyor. Onu da es geçmeyeyim dedim. Çok fazla soruldu. Ne kadar abi yemek fiyatları diye. Onu da hatırlamışken söyleyeyim dedim. Evet, geri döndüm. İguanalarımı çok özlemişim. Bütün canlılarımı çok özlemişim. Yorucu bir dönüş yolculuğu oldu. Çünkü işte gümrükte çok vakit harcadım. Ondan sonra orada aldığım canları ham fuarından dışarı çıkarmak inanılmaz zor. Benim zamanımı aldı. Yani çok çile çektim. Aynı zamanda işte tekrar çıkış yaparken ya bir sürü hadiseler oldu. Çok zorlandım yani. Onlar beni çok gerdi, çok yordu. Şimdi size ufak bir spoiler vereceğim. Hepsini göstermeyeceğim ama en azından şöyle aldığım bol pitonlardan birkaç tanesini size göstereyim. Ben de çok heyecanlıyım. Yeni girdiler. İşte herkes orada takas yapıyor. Yeni şeyleri, canlılarını yerleştiriyor falan. Hepsiyle konuşuyoruz. İşte herkes birbirine fikir alışverişi yapıyor. Sen ne verdin? O ne kadar yemek yiyor falan filan. Ama bakar mısınız şunlara ya? Bunları da bir göstereyim dedim. Şimdi size onları göstereceğim. Ondan sonra yavaş yavaş zaten artık vloglar bundan sonra sürekli gelecek. İlk canlımızla başlayalım. İlk canlımız Highway. Gördüğünüz gibi desenleri böyle yol gibi gidiyor. Şeritli şeritli. O yüzden ismi Highway olarak konulmuş. Gravel ve Yellowbill'den bu güzel canlı ortaya çıkıyor. Yani şu an bütün dünya Highway'in üzerine gitti. Ben de çok istiyordum. Çok pahalıydı geçmiş senelerde. Biraz ucuzladı. Yine çok pahalı da işte ancak toparlayabildik. Biraz fiyatları indi, uyguna geldi. Ve Highway ile şu an açılışı yaptık. Şu an çok heyecanlıyım. Bakalım ne gibi yavrular çıkacak. Artık çok değişik kombolar çıkarmayı düşünüyorum Highway'den. Bakalım şu an erkek. Bu sene çiftleşir mi bilmiyorum.
Ya erkekler hemen 200-300 gram da aldım aslında bu. Rahat rahat çiftleşir. Dişiler biraz zaman alıyor. Şimdi diğer bir erkekle devam edelim. Bir hayalim daha gerçek oldu. Karşınızda Mahogany. Black pastele çok benziyor. Fakat işte göbeği bembeyaz. Şu an gösterebilecek miyim bilmiyorum. Göbeği bembeyaz. Ben bunda payet olduğunu da düşünüyorum. Üretici dedi belki olabilir dedi. Babasında var dedi. Annesinde yok dedi. Bu da bir erkek. Bu da çiftleşmeye hazır olur mu bilmiyorum. Ama Mahogany'nin en güzel özelliği iki tane Mahogany. Yani aynısından bir tane daha oldu mu çiftleştiği zaman simsiyah bu üzerinde de şu omurga kısmındaki turuncu da incecik oluyor ve tupturuncu çıkıyor. Çok güzel bir görüntü çıkarıyor. Yani benim çok istediğim bir gendi. Kaç senedir bulmakta çok güçlük çektim. Ama buldum. Fiyatı da uygundu. Ve eskiden çok pahalıydı da şimdi artık evet yavaş yavaş ucuzlamaya başladı üretildikçe. Çok mutluyum. Onunla ilgili de çok güzel projelerim var. Şu kafasındaki rengin güzelliğine bakar mısınız? Yani simsiyah gözler falan. Çok hoşuma gitti Mahogany'de. Yani hayalimdeki bir canlıydı ama bu kadar güzel olduğunu canlı gözle görmemiştim. Yani çok mutluyum ya, ne diyebilirim ki? Ve üçüncü canlımız şu an en değerli canlı bu aldıklarım arasında. Çünkü göbek bembeyaz görüyorsunuz. Headpite olma ihtimali varmış ama bence yok. Çünkü çerçevesi çok kalın gelmiyor. Ama en güzel özelliği bu. Kafasında gördüğünüz gibi hiçbir pul yok. Yani şu orta kısmında hiç pul yok. İki tane scaleless, mistik bu arada, mistik scaleless diye geçiyor. İki tanesi çiftleştiği zaman bir tane bile pul olmayan çok güzel scaleless ball pythonlar çıkıyor. Uzun bir proje olacak ama sabredince oluyor her şey. Sabretmeden hiçbir şey olmuyor. Şu üstünü de size göstereyim. Bunlar micro scale diye geçiyor. Yani normal ball pythonun pullarına göre daha ufaklar. Ama şu kafaya bakar mısınız? Bu kafa işte bütün vücudu desensiz hale getiriyor. Çok enteresan bir şey. Ama hep birlikte sabredip göreceğiz. Evet, benden şimdilik bu kadar. Diğer canlıları da biliyorum görmek istiyorsunuz ama onları biraz dinlendiriyorum. Çok güzel canlılar var. Hepsini vloglarımda paylaşacağım. Bundan sonra düzenli vloglar gelecek. Takipte kalmayı unutmayın. Bildirimleri de açın. Haberiniz olsun. Hepinize çok teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere.